nereye diyelim ve elbette devam edelim. Döndük yeniden Türkiye'ye. Bugünün konuşulan açıklamalarından biri gelsin ekranlarınıza. Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar. Hatırlayacaksınız, 3 Temmuz Fenerbahçe için çok ama çok önemli bir tarih. Ve o 3 Temmuz'da bakın Aziz Yıldırım ne diyor: amaç Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti ortadan kaldırmak. Bu dava Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmek, onun yerine yeni bir cumhuriyet kurma. Ama o cumhuriyet ne olacak? Belki İslam Cumhuriyeti veya başka ismi başka olacak. Laik, demokratik olan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün kurmuş olduğu bu cumhuriyeti ortadan kaldırmak. Hesap kitap bu. Şu anda büyük tehlike var. Şu anda büyük tehlike var. Bütün partilerin içinde FETÖ var. Bugün bu açıklamaya ilişkin yansımaları elbette takip edeceğiz. Önemli açıklamalardı bugünün konuşulan başlıklarından bir tanesi. Efendim devam edelim. Emekliler zam bekliyor dedik ya, sonra biraz daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız haberlerimizde. EYT'lilerin başvuranları emeklilik işlemlerinin gerçekleşmesini bekliyor ama aradan aylar geçmesine rağmen hala emeklilikle ilgili ilerleme sağlanamayan pek çok izleyicimiz bize mesaj yollamaya devam ediyor. Bir yandan da EYT'den faydalanabilir miyim diye soranlar var. Yargıtay'dan emeklilikte yaşa takılanları üzecek.